Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı yayınları Atölyemi kitabı Rasyonel Sayılar Sıralama konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak rasyonel sayıları sıralarken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle bunları inceleyelim. Gençler ilk kuralımız paydaların eşitliği durumunda gençler paydaları karşılaştırıyoruz. Evet paydalar eşitse payı büyük olan rasyonel sayı daha büyüktür diyoruz. Sağ tarafta örneğimize baktığımız zaman bakın paydalarımız 10 var. Evet, 3 bölü 10 2 bölü 10'dan pay kısmı büyük olduğu için daha büyüktür diyoruz. İkinci durumda gençler paylar eşitse paydalar, paylar eşitse bu sefer de paydası küçük olan rasyonel sayı daha büyüktür. Bakın paylarımız 12. O halde paydası gençler bakın 11 13'e göre daha küçük olduğu için paydadaki 11 olduğu için gençler 12 bölü 11 daha büyüktür diyoruz 12 bölü 13'ten. Gençler negatif rasyonel sayılar sıralarken önce sanki pozitifmiş gibi bir sıralama yapacağız. Daha sonra ne yapacağız? Sıralama sembolünün yönü ters çevirecek diyoruz. Bakın eksi 1 bölü 6 ile eksi 1 bölü 8'i sıralarken et bunlar pozitif olsaydı yani 1 bölü 6 ile 1 bölü 8 olsaydı gençler Paylar eşitken paydası büyük olan büyüktü. Paydan paydası küçük olan büyüktü. Yani 1 bölü 6 büyüktü gençler. Burayı temizleyelim. Bakın 1 bölü 6 büyüktü. Evet negatif olduğu için bu büyüklük işareti yön değiştirdi. Ve küçüktür işareti gelir diyoruz. Bir de gençler ikinci notumuzda da rasyonel sayılarda sıralama sıfıra, yarıma ve ve tüme, yani bütüne gençler tüme diyelim yakınlığına göre de yapılabilir diyoruz. Evet, ilk etkinliğimizle devam edelim. Aşağıda veren rasyonel sayıların, sayılardan büyük olanı belirleyiniz diyor. Gençler paydalar eşit A'da. Bakın 8'leri gördüm. O halde payı büyük olan büyüktür. Yani bir 7 bölü 8 daha büyüktür. Evet, 3 bölü 10 ile 5 bölü 10'a bakıyorum. Paydalarımız eşit. O halde payı büyük olan 5 bölü 10 daha büyüktür. Evet, 1 tam 1 bölü 2 ile gençler 1 tam 1 bölü 6. Tam kısımları eşit olduğu için yanındaki 1 bölü 2 ile 1 bölü 6'ya bakıyorum. Gençler paylar eşit olduğu için paydası küçük olan bakın 1 tam 1 bölü 2 daha büyük bir sayıdır deriz. E, D'de gençler negatif bir sayı görüyorum. bunlar pozitif olsaydı gençler paylar eşitken paydası küçük olan büyük olacaktı. Yani 1 bölü 3 büyük olacaktı. Ama bu durumda gençler 1 bölü 3 küçüktür. Bakın buradan 1, eksi 1 bölü 7 negatif olduğu için daha büyüktür deriz. Evet, E'de gençler paydalar 4. Şimdi bunlar pozitif olsaydı gençler payı büyük olan 5 bölü 4 büyük olacaktı. Ama negatif olduğu için 3 bölü 4 daha büyüktür. Yani eksi 3 bölü 4'ün büyük olduğunu söyleriz. Evet F'de gençler yine eksileri görmeyelim. Bakın bir tam bir tamlarımız eşit. O halde paylar eşit olduğu için 1 bölü 2'li sayımız büyük olacaktı. Ama negatif olduğu için eksi 1 tam 1 bölü 3 daha büyük. Bir sayı olur diyoruz. Negatiflikten dolayı büyüklüğü değiştiriyoruz. Evet, burada da gençler paydalarımızda 10 gördüm. Eğer bunlar pozitif olsaydı 6 bölü 10 büyük olacaktı. Negatif olduğu için eksi 3 bölü 10 daha büyüktür deriz. Evet, H'de gençler eksi 6 bölü 7 ve eksi 6 bölü 11'e bakıyorum. Pozitif olsaydı gençler paylar eşit olduğu için Faydası küçük olan 6 bölü 7 daha büyük olacaktı. Ama negatif olduğu için eksi 6 bölü 11 daha büyük bir sayıdır. Evet yine gençler negatif sayımız var. Evet pozitif olsaydı 3 bölü 8 büyüktü. Ama negatif olduğu için eksi 3 bölü 9 daha büyük bir sayıdır deriz. Evet devam edelim biraz büyütüyorum gençler. Aşağıda verilen rasyonel sayılardan büyük olanı belirleyiniz diyor. Gençler 3 bölü 4'te 1 bölü 2'ye baktığım zaman 1 bölü 2 zaten yarım demektir. 3 bölü 4 gençler 4'te 3 yarımdan büyüktür. Bakın istersek bunu paydayı eşitleyerek de gösterelim. 2 ile genişletirsem 2 bölü 4 olduğunu görüyorum. Paydalar 4 olduğu için et evet payı 3 olan daha büyüktür deriz. Ve bunun altına tik işaretini yazarız. Evet burada da gençler 6 bölü 11 ile 3 bölü 13 var. Burada da payları eşitlemek daha kolay. Bunu 2 ile genişletirsem 6 bölü 26 paylarımız eşitken paydası küçük olan gençler bakın 11 daha küçük olduğu için bu sayımız daha büyük bir rasyonel sayıdır. Evet eksi 3 bölü 4 ile eksi 1 bölü 8'e bakıyorum. Bunu da paydalarını şöyle 2 ile genişleterek eşitledireyim. Eksi 6 bölü 8 oldu. Gerçekten pozitif olsaydı 6 bölü 8 büyüktüm. Negatif olduğu için eksi 1 bölü 8 daha büyük bir sayıdır. Yine paydaları, paydaları eşitlemek için 2 ile genişletirsek eksi 4 bölü 10. Yaşta paydalar eşit. Evet pozitif olsaydı 7 bölü 10 büyüktü. Negatif olduğu için eksi 4 bölü 10 yani eksi 2 bölü 5 daha büyük bir sayıdır. Evet eksi 1 bölü 5'e bakıyorum sevgili gençler. Eksi 1 bölü 5 ve eksi 3 bölü 4'ü kıyaslayacağız. Evet burada gençler baktığım zaman faydalarımızı eşit diyelim. Bunu 4 ile bunu da 5 ile genişlettiğimi düşünüyorum. Eksi 4 bölü 20. Diğeri 5 ile genişletirsem. Eksi 15 bölü 20 gençler. Şimdi pozitif olsaydı. Evet pozitif olsaydı gençler ne olacaktı? 15 bölü 20 büyük olacaktı. Ama negatif olduğu için. Eksi 4 bölü 20 yani. Eksi 1 bölü 5 büyük bir sayıdır deriz. Evet eksi 3 bölü 5'te eksi 1 bölü 7'yi gençler paydalarım veya payları eşit dersiniz gençler fark etmez ben paydaları eşitlemek istiyorum. Bunu 7 ile bunu 5 ile genişletelim. Eksi 21 bölü 35 bu da sevgili gençler eksi 5 bölü 35 pozitif olsaydı paydaları eşitken 21 bölü 35 büyük olurdu. Ama negatif olduğu için eksi 5 bölü 35 yani eksi 1 bölü 7 daha büyük bir sayıdır. Evet burada da gençler şöyle yapalım. 2 ile genişleterek paydaları eşit diyelim. Eksi 4 bölü 12 yaptım. Eksi 1 bölü 12 ile eksi 4 bölü 12 de paydalarımız eşit. Paydalar eşitken pozitif olsaydı 4 bölü 12 büyüktü. Negatif olduğu için eksi 1 bölü 12 daha büyüktür diyorum. Evet bu sayfadaki bu etkinliğimizdeki son etkinlikte 3 ile genişleterek eksi 6 bölü 9 olarak yazdım. Şimdi paydalar eşit. Pozitif olsaydı eksi 6, alt, 6 bölü 9 büyük olacaktı. Negatif olduğu için eksi 1 bölü 9 daha büyük bir sayıdır deriz. Evet sevgili gençler. Devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet gençler. Üçüncü etkinliğe geldiğimiz zaman aşağıda verilen rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru gençler 1, 2, 3 şeklinde sıralayınız diyor. Yani en büyüğe 1 diyeceğim. Ortancıya 2'ye en küçüğe 3 diyeceğiz gençler. Bize veren sayılar 5 bölü 11, 3 bölü 11 ve 7 bölü 11'e baktığımız zaman paydalarımız eşit. Paydalar eşitken gençler pozitif rasyonel sayılarda payı büyük olan büyük. Yani buradaki en büyük sayımız 7 bölü 11'dir. Onun için bunun altına 1 yazdım. İkinci büyük sayımız 5 bölü 11. Ve en sonunda 3. büyük sayımız yani en küçük sayımız da 3 bölü 11'dir. Devam edelim. Evet. Paylar eşit gençler. Bu sefer de paydası küçük olan büyüktü. Bakın en küçük paydamız 7. Yani buradaki 18 bölü 7 büyüktür. Evet. 1 numarayı buraya verdim. Daha sonra 18 bölü 9 2 numara. 18 bölü 11 de 3 numara. Yani en küçük rasyonel sayı olur bunlar arasında. Evet. 1 bölü 2, 3 bölü 4 ve... 5 bölü 8'de gençler. Şöyle yapalım. Paydaları eşitleyelim. Bakın 2, 4 ve 8'i gördüğüm zaman bunları 8'de eşitleyebilirim. Bunu 4 ile genişletirsem 4 bölü 8. Bunu 2 ile genişletelim. 6 bölü 8. Diğeri zaten 5 bölü 8. Şimdi paydalarımız eşit oldu. Paydalar eşitken pozitif olduğu için payı büyük olan 6 bölü 8 en büyüktür. Daha sonra 5 bölü 8 ve en küçük de 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 olur diyoruz. Evet sevgili gençler. D'de et negatif rasyonel sayılar görüyorum. Gençler bunlar pozitif olsaydı paydalar eşitken payı büyük olan büyük olacaktı. Yani burada en büyük payımız 7 bölü 11 olacaktı. Şimdi negatif olduğu için 7 bölü 11 en küçük sayımız. Yani buna 3 dedim. O halde en büyük sayımız da eksi 3 bölü 11. et evet, ortadaki sayımız da eksi 6 bölü 11 olur diyelim. Evet yine negatif bir sayı görüyorum. Gençler burada da yine paydaları şöyle. 6 da eşit diyelim. Bunu 2 ile genişletirsem. Eksi 2 bölü 6. Bunu da 3 ile genişletirsem. Eksi 3 bölü 6 oldu. Şimdi pozitif olsaydı gençler paydalar eşitken. Payı büyük olan büyük olacaktı. Yani 3 bölü 6 en büyük olacaktı. Negatif olduğu için eksi 3 bölü 6 en küçük. Daha sonra eksi 2 bölü 6 gelir. Ve en büyük sayımız da eksi 1 bölü 6 olur diyelim. Evet sevgili gençler. Evet F'de gençler paydaları 15 ile eşit diyebilirim. Bakın bunu 3 ile bunu 5 ile genişletirsem. 3 ile eksi e, 3 çarparsam eksi 9 bölü 15 olarak yazdım. Burada eksi 10 bölü 15. Bu da eksi 8 bölü 15. Şimdi gençler pozitif olsaydı bu sayılarımız. Evet pozitif olsaydı Paydalar eşitken payı büyük olan yani 10 bölü 15 büyük olacaktı. Negatif olduğu için eksi 10 bölü 15 en küçük sayımız buna 3 yazdım. Daha sonra eksi 9 bölü 15 ve en büyük sayımız da evet pardon şuraya 1 yazıyoruz. Eksi 8 bölü 15 de en büyük sayıdır. Evet gençler devam edelim G'deki sayılarımıza bakalım. Evet paydaları 15 ve 30 arkadaşlar. Bunları 30 ile eşitlemek için şöyle 3 ile genişletirsem. Eksi 3 bölü 30. Bunu 6 ile genişletelim. Eksi 12 bölü 30. Bu da eksi 11 bölü 30. Gerçi pozitif olsaydı paydalar eşitken burada 12 bölü 30 en büyük olacaktı. Negatif olduğu için eksi 12 bölü 30 en küçüktür. Daha sonra eksi 11 bölü 30. En büyük sayımız da eksi 3 bölü 30. Yani eksi 1 bölü 10 olur deriz. Evet H'ye gelelim. Evet, 4, 2 ve 6'yı gördüm. Burada da gençler 4, 2 ve 6 nerede eşitlenir? Evet gördüğünüz gibi 12'de eşitleyebiliriz. 3 ile 6 ile ve 2 ile genişletelim. 3 ile genişletirsem eksi 9 bölü 12 eksi 6 bölü 12 bu da eksi 10 bölü 12 sevgili gençler. Pozitif sayı olsaydı paydalar eşitken gençler buradaki en büyük sayımız 10 bölü 12 olurdu en küçük sayımız da eksi 6 bölü 12 olurdu. Ama negatif olduğu için eksi 6 bölü 12 en büyük sayı. Yani 1 diyorum. Daha sonra eksi 9 bölü 12. Ve en küçük sayımızda eksi 10 bölü 12 olur. Evet 2, 1, 3 şeklinde doğru sıralamayı yazarız gençler. Evet devam edelim. Dördüncü etkinliğimize gençler ondalık kesirler verilmiş. Ee, bu sayıları yine büyükten küçüğe doğru 1, 2, 3 diye sıralayacağız. Gençler bunlar şöyle yapalım. Ee, virgülden sonra sıfırları tamamlayalım. Pozitif olsaydı gençler öyle düşüneceğiz önce. Pozitif olsaydı sıfır tam binde 800 diğerlerinden büyük olacaktı. Evet en küçük sayımız da sıfır tam binde 8 olacaktı. Ama negatif olduğu için tam tersi. Yani bu büyük ikinci büyük ve üçüncü büyük şeklinde sıralama yaparız. Evet. Pozitif gibi düşünüp negatif olarak cevap verebiliriz. Şimdi gençler 0'dan 10'da 2, 2 devirli sayımızı eksi 0'dan 2, 2, 2 şeklinde yazalım. Eksi 0'dan %23'ü 23, 23 tekrar ettiğini gösterelim. Bu da sevgili gençler 13, 13 şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Şimdi gençler burada sayılarımız eğer pozitif olsaydı bakın nasıl sıralayacaktım. Sıfırlar eşit olduğu için İlk basamaklar gençler inceliyorum. İlk basamaklarda bakın en küçük sayımız burada 1 olduğu için et 0 tam et 13'te sayımız en küçük olacaktı. Ama negatif olduğu için bu sayımız en büyük. Yani buraya bir 1 şimdi Diğerlerinde %1'ler basamağını inceliyorum. Eğer pozitif olsaydı bu 3 daha büyük olacaktı gençler. Negatif olduğu için bu sayımız daha küçüktür. Yani buraya 3, buraya da 2 şeklinde sıralama yaparız diyelim. C'de gençler sadece tam kısımlara bakmamız yeterli. Eksi 3, eksi 2 ve eksi 1'e bakıyorum. Evet Buradaki en büyük sayımız eksi 1. Daha sonra eksi 2 ve daha sonra eksi 3 olarak gelir ve burada 3, 2, 1 şeklinde doğru sıralama yapılır diyoruz. Evet, D'de gençler her birisinin 3 tam, eksi 3 tam olduğunu görüyorum. Burada da eksi 3'leri görmeyelim gençler. Sayımızın negatif olduğunu da aklımızdan çıkarmıyorum. Peki arkadaşlar buradan şöyle yapalım. Her birisinin paydasını şöyle 10'da eşitlemek için bu ne demektir? Eksi 3 tam 8 bölü 10 bunu da 5 ile genişletirsem eksi 3 tam 5 bölü 10 eksi 3 tamlar eşit olduğu için gençler yanlarına bakıyorum. Sevgili gençler burada e, pozitif olsaydı en küçük sayımız 5 bölü 10 olacaktı ama negatif olduğu için en büyük sayımız evet buradaki eksi 3 tam 5 bölü 10 en büyük sayıdır. Halde eksi 3 tam 6 bölü 10 ikinci büyük. Eksi 3 tam 8 bölü 10 da en küçük sayımızdır diyelim. Evet. E de gençler sayımızı rasyonel olarak yazalım. Bu 6 bölü 10 demektir. Halde bunu da 2 ile genişleterek 8 bölü 10 olduğunu söyleyelim. Araya eşittir koyalım. Eksi 0 tam. Evet 10'da 9'da gençler bu da eksi 1 demektir. Böyle yazabilirim gençler. Eksi 1 zaten buradaki sayılar pozitif olduğu için en küçüktür diğerlerine göre. Yani buraya 3 yazdım. 6 bölü 10 ile 8 bölü 10'a baktığım zaman 8 bölü 10 en büyük 6 bölü 10 da ikinci büyük sayıdır diyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim bir sonraki etkinliğimize bakalım. Beşinci etkinlikte aşağıda verilen rasyonel sayıların hangi arzıcık tam sayılar arasında olduğunu e ile belirleyiniz diyor. Gençler eksi 6 bölü 7 negatif basit kesirdir. Negatif basit kesirler eksi 1 ile 0 arasında yer alırlar. Evet B'ye baktığımız zaman eksi 2 tam 1 bölü 6. Gençler sayı doğrusunu şöyle düşünün. Eksi 2 burada. Eksi 3 burada. Evet eksi 2 ile şimdi sıfırdan itibaren gençler geleceğiz. Bir de bu arayı 6'ya böleceğiz. Ve birinci sayı olacak. Yani eksi 3 ile eksi 2 arasında bir sayıdır. Evet eksi 3'den 5 bölü 7 gençler. Eksi 3'e kadar geldim sayı doğrusuna yetmedi. Bir de eksi 4'e kadar da 7'de 5 ilerledim. Eksi 4 ile eksi 3 arasında. Evet. Buraya baktığımız zaman eksi 15 bölü 7 gençler. Evet eksi 15 bölü 2. Tam sayılı kesire çevirirsem. 15'in içinde 7. Pardon 15'in içinde 2 gençler 7 kere. 7 kere 2. 14. 1 daha 15. Eksi 7 tam 1 bölü 2 Eksi 7 ile eksi 8 arasında bir sayıdır deriz. Eksi 10 bölü 3 gençler. Eksi 3 tam. 1 bölü 3 demektir. Bu da eksi 4 ile. Eksi 3 arasında. Gençler 23'ün içerisinde 6. 4 kere dersek fazla gelir. O halde 3 kere diyorum. Eksi 3 tam. 3 kere 6 18. 5 eklersek 23 olur. Eksi 3'ten 5 bölü 6 da. Eksi 3 ile eksi 4 arasında yer alır diyoruz. Eksi 18 bölü 1 gençler. Tam sayılı kesir olur. Eksi 1 tam. 7 bölü 11 demektir. Yani eksi 1 ile eksi 2 arasındadır. Eksi 45 bölü 11 gençler. Eksi 4 tam. 11 ile 4'ü çarparsam 44. 1 eklersem 45. Evet eksi 4 tam 1 bölü 11. Bu da gençler eksi 4 ile eksi 5 arasında yer alır diyoruz. Evet gençler devam edelim bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet altıncı sorumuzda gençler şöyle biraz küçültelim. Aşağıda verilen e, soruları cevaplayınız diyor. Gençler üçgenin değeri üçgen büyüktür. Eksi 19 bölü 6 karşılaştırmasına göre üçgen yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır? Şimdi, üçgeni aynen yazdım. Büyüktür dedim. Eksi 19 bölü 6 tam sayıyla kesre çevirelim. 19 içinde 6 gençler 3 kere o eksi 3 daha, Payda değişmez. 3 kere 6 18 bir daha 19. Eksi 3'ten 1 6 Şimdi gerçekten üçgen buradan büyük olacak, ama en küçük sayı istiyor. Şöyle diyelim üçgenin yerine. Bakın eksi 3'ten 1 6'dan büyük sayılar, eksi 3, eksi 2, eksi 1 gibi tam sayılar gelir. En küçük dediği için üçgen en az ve en küçük diyelim veya en az eksi 3 olur diyelim. Evet gençler eksi 3 üç gelir. Üçgenin yerine en küçük tam sayı olarak dedik. Evet, şöyle biraz küçültüyorum. B'deki etkinliğimizde karşılaştırmasına göre üçgen yerine yazabilecek en büyük tam sayı değeri kaçtır dedim. Gençler bakın burada eksiği atlamayalım. Burada paydalarımızı eşitlemek için bu kesimizi 3 ile genişletelim. Normalde eksi 9 bölü 15 olarak yazdım. Evet büyüktür diyorum. Üçgen bölü 15. Gençler pozitif sayılar olsaydı 9'dan arkadaşlar ne olacaktı? Küçük olması gerekiyordu. Yani 8 gibi sayı gelecekti. Ama negatif olduğu için eksi 9 daha büyük olacak gençler. Kimden büyüktür? Elbette burada evet, gelebilecek en büyük sayımız eksi 10'dur gençler. Negatif sayı olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Evet, eksi 9'dan daha küçük olan gençler eksi 10'dur diyoruz. Ve buraya eksi 10 gelmesi gerekir deriz. C'deki C'deki etkinlikte arasındaki tam sayıların toplamını istiyor. Yani önceki eksi 17 bölü 3'ü tam sayılı kesire çevirirsem e, içinde 3 5 kere 5 bölü 3 15 2 daha 17 eksi 5 tam 2 bölü 3'tür. 9 bölü 8'i tam sayılı kesire çevirirsem 1 tam 1 bölü 8'dir. Şimdi gençler bunları şöyle sayı doğrusunda küçük bir sayı doğrusunda şöyle gösterebiliriz. Bunları yaklaşık olarak göstereceğim. Eksi 5 tam 2 bölü 3. Eksi 6 ile eksi 5 arasında gençler. 1 tam 1 bölü 8 de. 1 ile 2 arasında bir yerde. Bakın şu ortalarda bir yerde diyelim. O halde aradaki sayılarımız. Eksi 5'ten 1'e kadar olan sayılar. Şöyle yazalım. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 sayıları var. Bizden bunların toplamını istedim. Hadi, eksi 5 artı eksi 4 artı eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 ve 1'i toplarsam eksi 1 ile 1 gider gençler 0 etkisizdir. Burada gençler geriye kalan sayılarımız eksi 5 eksi 4 daha eksi 9 eksi 9 eksi 12 eksi 14 olur. Sorumuzun yanıtı deriz gençler. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Sıralamasına göre üçgen yerine kaç farklı tam sayı yazılır diyor. Sevgili gençler paydaları hemen eşitleyelim. Bakın bunu 2 ile bunu 3 ile genişletirsem paydalar 12 olur. O halde 2 ile genişletirsem eksi 6 bölü 12 küçüktür. Üçgen bölü 12 o da küçüktür. 3 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 3 bölü 12. Paydalar eşit olduğu için eksi 6'dan büyük eksi 3'ten küçük sayılar gelecek. Yani buraya eksi 5 ve eksi 4 sayıları gelir. Evet benden gençler kaç farklı değer dediği için üçgen yerine eksi 5 eksi 4 gelir diyoruz. 2 farklı sayı gelir deriz gençler. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet Burası önemli gençler. Lütfen dikkat edelim. Şöyle biraz büyütelim. Sıralamasına göre üçgen yerine yazılabilecek kaç tane tam sayı vardır dedim. Şimdi gençler burada paydalarımızı eşitleyelim. Bakın 4, 24 ve 8 24'te eşitlenir. Bunu 6 ile evet bunu gençler zaten hiçbir şeyle eşitlememe gerekiyor. Paydamız aynı. Bunu da 3 ile genişleterek yazacağım. 6 kere 4, 24 bölü 18 küçüktür. 24 bölü üçgen o da küçüktür. 24 bölü 3 kere 2 6 yaptım. Şimdi 18 ile 6 arasındaki sayılar yani üçgen yani gelecek sayılarımız 17, 16, 15, 14, 13 şeklinde gençler. Nereye kadar yazıyorum? 7'ye kadar olan sayıları yazıyorum. Gördüğünüz gibi 7'den 17'ye kadar sayılardır. Bunlar da gençler toplamda 11 tanedir. O bu sorumuzun yanıtını da 11 tane diye veriyoruz. Ve bu soruyla dersimizi burada bitiriyoruz. Evet sevgili gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.